Ünal Gazilik madalyasını iade ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. Aşama 1 tamamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na istifa dilekçemi ve gerekli evrakları verdim. Gazilik kimliğini, gazi madalyasını, ücretsiz seyahat kartını, akbili iade ettim. Bu saatten sonra 15 Temmuz temalı bir yerde adımı kullanıp kimse kendini zor duruma sokmasın. Çıkıp benim akıllılığımı, deliliğimi, haklılığımı veya haksızlığımı savunmasın. İddia etmesin ki cevap hakkı da doğmasın. Benim hakkıma giren herkese hakkımı helal ediyorum ve susma hakkını kullanmak üzere bu hesabı burada sabitliyorum. Bu aşamada muhtemelen hakkımda bir soruşturma açılır. Psikolojik durumum tespiti falan yapılmak istenebilir. Muhtemel şeyler. Hızlıca iade edebileceğim şeyler. Su indirimi, elektrik indirimi, varsa doğalgaz indiriminin iadesi. Biraz da onlarla uğraşacağım. Daha zorlu yoldan iade etmem gereken kısımlar, kullanmış olduğum faizsiz kredi hakkı, talep edilirse darbe sonrasında verilen tazminatlar ve mağluliyet maaşı, dedi. Şimdi Sabri Giresun, Sabri 15 Temmuz gecesinin önemli bir gazisi. Ama bu Sabri enteresan bir yeri kaldı. İlahiyat mezunu. Ama fakat bu Sabri nevi şahsına münasır. 6 yaşında bilgisayara başlamış. Şimdi zaten çocukların hepsi bir cins. Cep telefonunu kapıyorlar elimizden, başlıyorlar onunla oynamaya. Sabri de öyle başladı işe. Şimdi aslında bilgisayar mühendisi değil ama bilgisayar mühendislerini solluyor. Yazılımcı, bayağı ileri. Ve o gece Boğaz Köprüsü'nün üzerinde birinci tank geliyor. Sabri kendini tankın altına atıyor. Birinci tanktan sonra ikinci tank geliyor. Sabri onun altına da kendini atıyor. Orada yara alıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var ama arka arkaya ameliyatlar geçiriyor. Sabri benim şu anda gönüldaşım, dava arkadaşım, yoldaşım. İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Onun için Sabriler bizim iftiharımızdır. Sabri sen bir şey söyleyecek misin? Bir şey söyleyecek misin?